Ile karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu'nun Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün son kez başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da son kez başbakan olarak katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Irak ve Gazze'de yaşananlar masaya yatırıldı. Görev süresinin sonuna gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde veda resepsiyonu verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı canı gönülden tebrik ederim ifadeleri sözlerine başladı. Türkiye'nin istikrarı, itibarı ve gücünü koruması için özen gösterdiğini belirten Gül, Türkiye'nin geleceğine olan inancımı, güvenimi ve umudumu muhafaza ederek ayrılıyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veda resepsiyonunda gözler 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeydi. Erdoğan hem AK Parti'deki kongre sürecine hem de çatı adayı destekleyen muhalefete dönük önemli mesajlar verdi. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül'ün part-time döneceğim açıklamasını partisine, partimize dönmesinden daha doğal bir şey olamaz sözleriyle değerlendirdi. Bu arada AK Parti 13. kuruluş yıl dönümünü de kutlamaya hazırlanıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde bir resepsiyon verilecek. Emniyetteki paralel yapı soruşturması kapsamında adliyeye gelerek teslim olan 4 şüpheli polisin ifadesi alınıyor. Emniyetteki paralel yapı operasyonu kapsamındaki casusluk suçlamalarına ilişkin 38 kişinin serbest bırakılmasına savcı itiraz etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, yasa dışı dinlemelere yönelik kim ne yaptıysa bunların hesabını teker teker verecek, dedi. Elvan, İstanbul'da yapımı devam eden 3. Havalimanı'na 12. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verileceği iddialarına değindi. Elvan, Sayın Başbakanımızın bu ülkenin kalkınmasına büyük katkısı var. Dolayısıyla ne yapılsa azdır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı seçiminin yankıları devam ediyor. İstifasını isteyen milletvekillerine tepkisini, bu arkadaşlarımın çoğunu siyasete taşıyan benim hata ettim sözleriyle dile getiren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Muhalif milletvekillerine genel merkez yönetimi adına cevapsa genel başkan yardımcısı Haluk Koç'tan geldi. Koç, istedikleri imzalar toplandığında yine hiçbirisinin kurultayın toplanacağından bir endişesi olmamalıdır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Gazze'de yaşananlar konuşuldu. Bütün çabalar ateşkesin sürdürülmesine yönelik diyen komisyon başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Gazze yardımlarının devam edeceğinin altını çizdi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi, İsrail'in işgalinin devam etmesi halinde Filistinlilerin de direnişinin süreceğini söyledi. Türkiye, Gazze'nin yaralarını sarıyor. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türkiye'nin Gazze'ye gıda ve sağlık yardımlarının yanı sıra kalkınma yardımları başlattığını açıkladı. İşler, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 15 bin aile için gıda, günlük sıcak yemek, ilaç ve acil durumlar için tıbbi malzeme yardımı başlatıldığını kaydetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinliler tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Akşam saatlerinde 18 Filistinli tedavi edilmek üzere Ankara'da olacak. 18 yaralı ve beraberindeki refakatçileri Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu karşılayacak. Tedavi görecek yaralılar için Ankara Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne götürülecek. İsrail ile Hamas arasında ikinci kez varılan 3 günlük ateşkesin son gününde şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Patlamamış bir bombanın infilak etmesi sonucu biri yabancı gazeteci 6 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı bir ateşkes için yürütülen müzakereler sürüyor. Mısır tarafları bir ateşkes planı sundu. Planda İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesi isteniyor. Rabia katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve Tiananmen katliamından farkı yoktur. İşte bu çarpıcı sözler New York Merkezi İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı'na ait.
Örgüt uluslararası bir komisyonun Mısır'daki sistematik cinayetleri araştırmasını talep etti. Müslüman kardeşler ise rapordaki delilleri uluslararası mahkemelere taşımaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Irak'taki insani krizin boyutlarını tam olarak ortaya çıkarması amacıyla 130 askeri uzmanı Erbil'e gönderdi. Irak'ta Başbakan Nuri el-Maliki ile devlet başkanı arasındaki kriz ise derinleşiyor. Öte yandan Maliki'nin yerine başbakanlığa atanan Haydar el-Abadi'nin evinin yakınında bir noktaya bombalı saldırı düzenlendi. Ukrayna'da da çatışmalar sürüyor. Son saldırılarda Rusya yanlılarının 12 Ukrayna askerini öldürdüğü belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ülkedeki ölü sayısının 2086'ya yükseldiğini açıkladı. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki insani yardım krizi aşılamadı. Batı Afrika'da binden fazla can alan Ebola salgını korku salmaya devam ediyor. Kanada, Dünya Sağlık Örgütü'ne salgınla mücadele için ellerindeki deney aşamasındaki 1000 kadar aşıyı vermeye hazır olduklarını açıkladı. Ebola virüsü sudan veya havadan bulaşmıyor, hastaların vücut sıvıları yoluyla yayılıyor. Virüse yakalananların %60 hayatını kaybediyor. Hollywood'un dünyaca ünlü aktörü Robin Williams'ın hayatını nasıl kaybettiği tartışmalarına polis son noktayı koydu. Yetkililer Williams'ın kendisini kemerle astığını açıkladı. Can Dost'un filmiyle 1997'de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanan sanatçının bir süredir şiddetli depresyonla mücadele ettiği belirtildi. Acı haberin ardından ünlü oyuncunun evi sevenlerinin akınına uğruyor, evinin önüne çiçekler bırakılıyor. Ve vize çilesi hafifliyor. Avrupa Birliği vize paylaşım sistemine 25 Eylül'den itibaren Türkiye'de dahil olacak. Artık vize için konsolosluğa gitmeye gerek kalmayacak. Verilerin saklanması sistemin getirdiği en önemli avantaj. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye'nin su problemi ve önlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. İstanbul'da su sıkıntısı olmayacağını ifade eden Eroğlu, gerekirse C planını devreye koyarız dedi. Eroğlu, Türkiye geneli içinde değerlendirmelerde bulundu. Su biriktirmek gerekliliğine vurgu yapan Eroğlu, bunun için baraj ve gölet yapılmasının bir mecburiyet olduğunu söyledi. 268 baraj ve 1001 göletle rekor kırdık dedi. Tekneler boyanıyor, ağlar onarılıyor. Avlanma sezonuna sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçılar 1 Eylül'de bira bismillah diyerek denize açılacak. Sardalya'da bu yıl bolluk yaşandığını ifade eden balıkçılar yeni sezondan umutlu. Çıraklarına hem iş öğretiyor hem de işaret dilini. Çünkü kendisi işitme ve konuşma engelli. Nurettin Kılıç Sallayan'ın işinde zorlandığı tek nokta müşterileriyle olan iletişimi. Ama o çıraklarına işaret dilini öğreterek bu sorunu da aşmayı bilmiş. Nurettin Kılıç Sallayan öylelikle çıraklarına biri işaret dili, diğeri de tamircilik mesleği olmak üzere iki altın bilezik kazandırıyor. Sıcak havalar kalp hastalarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar güneşte fazla dolaşılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması terlemeyi artırıyor ve kalbin daha hızlı çarpmasına sebep oluyor. Aşırı sıcaklıklar kronik hastalığı olanları daha çok etkiliyor. Bir adaya gideceğiz ve bu adada sadece eşekler yaşıyor. Adını sevimli sakinlerinden alan İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Eşek Adası, günübirlik tekne turlarının uğrak yerleri arasında. Tur teknelerini geçmişte iskelede bekleyen ve serbestçe dolaşan eşekler artık çitlerin gerisinde tutuluyor. Merkezi Almanya'da olan bir yardım organizasyonu eşeklerin bakımıyla ilgileniyor. Keçi yavrusuna çocuğu gibi bakıyor, uyuması için ayağında sallıyor. Muş'un Sütlüce köyünde yaşayan Nezahat Kaymakçı, keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor. Öyle ki bir haftalık keçi yavrusu bazen Nezahat Kaymakçı'nın ayaklarında, bazen de kucağında uyuyor.
Keçi yavrusu daldığı uykusuna bir süre sonra başka yerde devam ediyor. Güzel bir uykunun ardından uyanan yavru keçi günün büyük bir bölümünü de annesiyle oynayarak geçiriyor. Haber özetlerini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.